Herkese selamlar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi yine Borsa İstanbul'u ve piyasaları konuşacağız ama bu sefer tek başıma anlatacağım size olanı, biteni ve neler bekliyoruz. Bunları anlatmaya çalışacağım. Önce Borsa İstanbul'un tabii kısa vadeli görünümüyle başlayalım. Aslında birkaç haftadır yayınlarda konuştuğumuz senaryo çalışıyor. Şu an geçen hafta bahsettiğim o testere piyasasının içindeyiz. Kısa vadede piyasa e, zayıf risk iştahı ve para çıkışlarıyla beraber aşağı yönlü hareketini güçlendirdi ki birazdan teknik grafikte de bakacağız. Bugün 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanış var. 50 günlük üstel hareketli ortalamanın. Yani piyasada psikolojik açıdan da aşağı doğru eğilimin güçlendiğini izliyoruz ama ben birkaç haftadır söylediğim gibi bir konsolidasyon bekliyorum piyasada. Yani konsolidasyon nedir? Fiyat belli bir bant aralığına oturacak, orada zigzaglar yapacak. Yani bu piyasa örneğin yarım da düşebilir ama önümüzdeki hafta bir toparlanma gelebilir. Sonra tekrar düşebilir. Bu şekilde zigzaglı bir piyasa dinamiği içinde olacağız. Birkaç haftadır söylediğim bu senaryonun ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani bilanço sezonuyla hisse bazlı hareketler olabilir. Birazdan yine bilançosu iyi gelecek şirketlere ilişkin beklentimi de paylaşacağım. Model portföy güncellememizi de anlatacağım ama piyasanın kısa vadedeki net görüntüsünün hala testere olduğunu yatay zigzaklı bir piyasada olduğumuzu ve bu yüzden risk alma iştahımızı sınırlandırarak biraz kenarda beklemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani piyasalarda bazen en iyi pozisyon hiç pozisyon almamaktır. Sadece uzun vadeli portföyünü taşımak bazen en iyi pozisyondur. Şu an biraz kenardan izleyip fırsatları takip etmek ve e, ee, gerçekten doğru ve net bir sinyal aldığınızda piyasaya dahil olmak sanki daha mantıklı görünüyor. Yine uzun vadeli yatırımcılar açısından vadeli işlem ve opsiyon piyasasına kendisini hedge etmek yani uzun vadeli taşıdığı portföyünün aşağı doğru hareketlerinden korunacağı miktarda VOP30 kontratında short yapmak çok makul bir strateji olabilir. Şu anda biraz daha riskleri yönetmemiz gereken, risk alma iştahımızı sınırlandırmamız gereken bir dönemdeyiz. Testere piyasındayız. O yüzden dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Peki borsada kısa vade teknik görüntü nasıl? Hemen grafik eşliğine bakalım. Bu hafta biraz e, teknik olarak da inceleyelim istedim. Bugün Mayıs ayından beri ilk defa 50 günlük üstsel hareketli ortalamanın altına indik. Hatta Piyasada belki bir omuz baş omuz hazırlığı da olabilir. İşte kırmızı noktalarla işaretledim. En son zirve 8562 baş olmak üzere piyasada bir geri dönüş formasyonu hazırlığı olabilir. Tabii bu zigzakta dönem içerisinde yatay çift yönlü hareketler göreceğiz gibi duruyor. Yani bugün 50 günlük ortalamanın altına sarktık ama işte aşağıda 7640 desteği var önemli. Yine onun altında 7400 var. Bu güçlü desteklerden piyasa tepki alabilir. 4-5 günlük yine rally modu izleyebiliriz çeşitli sebeplerle. Örneğin jeopolitik haber akışı biraz yumuşarsa piyasa tekrar rally moduna dönecek elbette ama biraz daha kısa orta vadeli periyot açısından baktığımızda grafikte işaretlediğim o beyaz çizgiler arasında bir zigzag bekliyorum ben. Aşağıda 7400 en kritik destek bence ki 100 günlük üstel ortalama da oraya yaklaşmaya başladı. Bugün 7220'lerdeydi 100 günlük üstsel ortalama. 7400'e yaklaşıyor. Orası çok kritik bir nokta. Yukarıda da 8562. Bu bant aralığında çift yönlü zigzaklar bence bir iki ay görebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani yeni zirve denemesi yapma olasılığı şu an piyasanın gitgide azalıyor. Bu arada tarihi zirveden 8562'den de %9.3'lük bir geri çekilme oldu. Fakat tarihi zirvesinden %20'ye yakın hatta %20 üzerinde düşen hisseler de var. Borsada yani hep endeks üzerinden bakıyoruz ama alt kırılımlarda hatta bisküz dışı yıldız pazar hisselerinin bazılarında çok ciddi bir düzeltme süreci söz konusu. Tabi bu uzun vade adına da önemli fırsatlar doğurabilir. Yani geçen hafta bahsetmiştim piyasanın düşüşleri fırsat doğurabilir. Herkes korkarken cesur olmak bazı hisselerde çok ciddi getiriler ortaya çıkarabilir demiştim. Şu an borsada o indirim sezonuna girdik ki bence bir süre daha devam edecek bu indirim sezonu. Yani aşağıda 7400'lere kadar belki bir alanımız olabilir ve bu indirim esnasında fiyatlar düşerken adil değerinin altında olan ucuz kalmış hisselerde uzun vadeli fırsatlar olacaktır ama parçalı girmek elbette kademeli alım yapmak burada esas piyasanın dibini tutturmak imkansız o açıdan bu düşüşlerde uzun vadeli fırsat sunan hisse senetlerinde kademeli alım yapılabileceğini düşünüyorum. Ama mevcut elinde zaten hisse senedi olan ama bu düşüşten korunmak isteyen yatırımcılar da risk yönetim tekniklerine özellikle Viop 30'daki endeks kontratında yapılacak short pozisyonlarla kendisini hedge edebilir, düşüşlere karşı korunabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Bu arada bilanço sezonunda da artık giriş yaptık. İyi gelecek sonuçlar var. Yanlış hatırlamıyorsam iki hafta önceki yayında da sektörlerden bahsetmiştim yine kısaca bahsedeyim. Özellikle banka dışı sektörlerle başlayacak olursak havacılık sezonsal olarak da mevsimsel etkilerle de 3. çeyreği çok güçlü geçirdi. Trafik sonuçları Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV'da son derece parlaktı. O yüzden finansallarına da bu çok iyi biçimde yansıyacak. Hatta TAV havalimanlarında tek seferlik bir gelir de var. Medine e, operasyonlarına yönelik hisse devrinden dolayı. Ve piyasa bunu fiyatladı mı? Piyasa bunları fiyatlamadı ki biz model portföyde Türk Hava Yolları ve TAV havalimanlarını tutmayı sürdürüyoruz. Birazdan onu da tablo halinde vereceğiz. Onun dışında otomotiv tarafı ilk iki çeyrekte olduğu gibi yine güçlü sonuçlar açıklayacak. Henüz o yükselen faizlerin iç piyasadaki daraltıcı etkisini hissetmiyoruz. Üçüncü çeyrek güçlü geçti otomotivde. Burada da özellikle Ford Otosan zaten beğendiğimiz, model portföyümüzde yer verdiğimiz hisse senedi. Onun dışında Türk Traktör ve Tofaş'ta da yine iyi sonuçlar göreceğiz ama piyasa önemli bir kısmını fiyatlandırmış da olabilir. O noktada uyarımı da yapmak istiyorum. Bunun dışında gıda perakende ciddi yine enflasyonist etkilerle karını arttıracak. Kar marjlarında da olumlu gidişat olduğunu düşünüyorum ben gıda perakende de. Hatta bu hafta şok marketleri ekledik biz model portföyümüze. Ondan da birazdan bahsedelim. Yine gıda içecek sektöründeki şirketler özellikle Coca-Cola ve Anadolu Efes Türkiye operasyonlarındaki hem fiyat artışları hem hacim büyümesinden dolayı iyi sonuçlar açıklayacak. Özellikle Coca-Cola hissesinde birkaç gündür hatta 4-5 gündür diyeyim önemli bir satış dalgası var. Bu satış esnasında gelebilecek iyi finansal sonuçlar, önemli trend dönüşleri yapabilir, uzun vadeli bir fırsat sunuyor olabilir. Takip ediyoruz şu anda bu tarafı. Keza Anadolu Efes de bu şekilde. Bunun dışında çimento sektörü bu yıl hem enerji maliyetlerinin normalleşmesiyle yükselen kar marjları hem de ürün talebinin artmasıyla beraber güçlü bir finansal sezon geçirdi ilk iki çeyrekte ve Üçüncü çeyreği de iyi geçirdiler. Özellikle Akçansa ve Çimsa'dan iyi sonuçlar göreceğimizi tahmin ediyorum. Sigorta sektörü konuşmayı muhtemelen sürdüreceğiz. Yükselen faiz ortamında yatırım portföy gelirleri de artıyor. Hatta 2024 ilk 6 ayında da sigorta sektörünün hikayesi devam edebilir. Üçüncü çeyrekte orada da özellikle Anadolu sigortadan çeyreksel bazda güçlü bir kar büyümesi göreceğimizi tahmin ediyorum. O tarafı takip edeceğiz ki çarpan bazında da Anadolu sigorta biraz daha iskontolu. Diğer özellikle Türkiye sigorta ve Aksigorta'ya nazaran. Baktığımızda Telekom tarafı yine ilk iki çeyrekteki olduğu gibi özellikle Turkcell yine üçüncü çeyrekte de performansını sürdürebilir diye e, tahmin ediyorum. Yine enerji dağıtım tarafında Enerjisa ikinci çeyrekte pozitif sürpriz yapmıştı. Üçüncü çeyrekte de bu pozitif sürpriz sürebilir. E, Enerjisa'yı biz de model portföyde tutmayı sürdürüyoruz. Çarpanları da çok düşük. 4 civarında cari FK'sı var. Firma değeri Fabio çarpanı 6.8 civarında. O açıdan enerjisi iyi gelecek karlarıyla beraber hala potansiyel vaat ediyor diye tahmin ediyorum açıkçası. O yüzden model portföyde de tutuyoruz zaten. Bunun dışında bankalara ve holdinglere de değinmek lazım. Holdinglerle başlayacak olursak zaten pek çok iştiraki güçlü sonuçlar açıklayacak. Ve bu konsolide karlarına arttırıcı etki yapacak holdinglerin özellikle Koç Holding ve Sabancı Holding bu iştiraklerinin artan karının etkisinden dolayı biraz daha düşük çarpanlarla işlem görmeye başlayabilir. Yani evet Mayıs ayından beri ciddi bir hareket yaptı özellikle Koç Holding ama iştiraklerinin karı artmaya devam ettiği için FK ve piyasa değeri, defter değeri gibi çarpanları biraz daha düşecek. Bu da daha da iskontolu bir imaj verecek. Zaten net aktif değer iskontosu devam ediyor bu şirketlerde. O açıdan holdinglerde de bu sezonda göreceğimiz karlarla beraber uzun vadeli hikaye devam edebilir. Bankalara gelecek olursak Merkez Bankası'nın ortodoks para politikasına dönüşüyle beraber faiz marjları toparlandı. Kredi mevduat faiz spredi bankaların lehine gitti. Keza TÜFE endeksli tahvillerden de önemli ölçüde gelir elde etti bankalar. Yine 2022'den beri zaten net ücret komisyon gelirleri de yükselişte. O açıdan 3. çeyrekte de bankaların karını arttırdığını görebiliriz ama muhtemelen ikinci çeyreğe göre baz etkisi olduğu için kamu bankaları sanki biraz önde olacak. Özellikle Vakıf Bank ki bir süredir Vakıf Bank hissesi Xbank bankacılık endeksine göre daha güçlü duruyor. O açıdan Vakıf Bank sanki biraz daha iyi sonuçlar açıklayacak. Özel bankalar arasında da yapı kredi öz sermaye karlılığı açısından daha iyi duruyor. Bu iki banka yapı kredi ve vakıf bank sanki biraz daha diğerlerine nazaran parlak sonuçlarla dikkat çekebilir gibi duruyor diyebilirim bu şekilde özetleyebilirim e, Tabii yayının başında da bahsettim bu fiyat düşüşleri borsadaki fiyat düşüşleri uzun vade adına önemli fırsatlar barındırıyor olabilir ama temkinli iyimser moda gideceğiz borsada zamanlama çok kritik yani doğru hisseyi seçebilirsiniz zamanlamanız ama yanlışsa getiriniz de maalesef eksi olabilir zamanlama çok kritik bu dönemde biraz daha iskontolu hisse arayıp bu iskonto hisselere parçalı alım yapma dönemi olduğunu düşünüyorum. O açıdan bu geri çekilmelerde piyasadaki fırsatları aramak gerekecek. Peki şu an ALB e yatırım için yaptığımız 12 aylık model portföy nasıl? Ona bir bakalım. Son olarak şok marketi ekledik. Az evvel bahsetmiştim. Gıda perakendeden güçlü sonuçlar bekliyoruz diye. Sadece aslında bu çeyrek değil yani daha doğrusu üçüncü çeyrek değil. 2024'te de gıda perakendenin hikayesi devam ediyor. Neden? Ee, bir defa 2024 en azından ikinci çeyrek sonuna kadar biz bu yüksek enflasyon dönemini yaşamayı sürdüreceğiz. E, manşet enflasyonu %70 üzerinde bir noktada zirve yaptığını görebiliriz 2024 ilk yarı sonunda yani Haziran ayı itibariyle. E, ve tabii bu süreç gıda perakende ve gıda içecek sektörlerinde ciro ve esas faaliyet karlılığını elbette olumlu etkileyecektir. Bir de malum para politikasını sıkılaştırıyoruz. İç talep yavaşlayacak ama gıda perakende talep esnekliği en düşük sektörlerden biri. Yani fiyat ve faiz oranı ne olursa olsun tüketici talebinin istikrarlı biçimde devam ettiği hatta arttığı bir sektör. O yüzden bu dayanıklı tüketimden ziyade hızlı tüketim sektörü iç talepteki yavaşlamadan pozitif ayrışabilir. Orada da gıda perakende şirketlerini ilk sıralara yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Ki şu dönem borsada defansif olunması gereken bir dönem. Yani geçen yayını izleyenler bilir şunu demiştim şu an para kazanma değil para kaybetmeme dönemi diye. E, o yüzden de defansif olmanız lazım. Defansif olmak için de savunma amaçlı sektörlere yönelmek lazım. O yüzden biz de 12 aylık model portföye Şoku ekledik. Peki neden Şok? Aslında BİM de vardı bizde ama BİM ve Migros önemli bir kısmını fiyatladı aslında bu son dönemdeki hikayenin, Perakende'yi destekleyen hikayenin. Fakat Şok marketler iskontolu. Yani şu an hem cari hem de ileri dönük Karlar itibariyle fiyat kazanç ve firma değeri FAVÖK gibi çarpanlarına baktığımızda Şok Marketler en iskontolu gıda perakende ise senedi. O açıdan endeks düşse bile bu düşüşten en az olumsuz etkilenecek hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. O açıdan ekledik. Değerleme modeli çerçevesinde hedef fiyat da 101.3 TL seviyesinde. Biz raporu dün çıktık bu arada. %60'lık bir getiri potansiyeliyle çıktık ki şu an mevduat faizinin de üzerinde bir getiri potansiyeli olduğu kanaatindeyim. O açıdan değerlendirilebilir. Onun dışında hangi hisseleri bu ALB için hazırladığımız örnek model portföyde taşıyoruz. Ford Otosan, Türk Hava Yolları, Enerjisa, BİM, Mavi ve Tav Havalimanları. Tabi burada mesela Türk Hava Yolları ve Tav'dan az evvel bilanço sezonu beklentileri çerçevesinde bahsetmiştim. Piyasa gerçekten bence gelecek finansalları burada fiyatlamadı. Çünkü güçlü sonuçları hala iskontolu hem Türk Hava Yolları hem Tav. O yüzden son derece güvenli biçimde model portföyde tutmayı sürdürüyorum Alev yatırım model portföyünde. Herhangi bir kaygım yok. Piyasalar finansal varlıkları adil değerinin altında fiyatlayabilir. Piyasa hata yapıyor olabilir. O açıdan adil değerinin altında fiyatlanan hisselerde hisselerde pozisyon almak ya da var olan pozisyonu tutmak rasyonel bir seçenektir. Bu jeopolitik kargaşa bittiğinde e, muhtemelen en güçlü tepkiyi de yine ulaştırmadan göreceğiz diye tahmin ediyorum. O açıdan e, güvenli biçimde model portföylerde yer verebiliriz. Beklenmedik olumsuz gelişmelerde tabii değişiklikler olabilir. Şu an baz senaryomuzda herhangi bir e, olumsuzluk öngörmüyoruz. Ama e, bu iş beklenmedik bir noktaya gider ya da işte COVID varyantı gibi beklenmedik gelişmeler olursa o zaman havacılık açısından beklenti negatife dönebilir. ama şu an hem güçlü gelecek 3. çeyrek sonuçları hem hala düşük e, piyasa çarpanları hem de 2024 e, projeksiyonları itibariyle baktığımızda havacılık hisselerine ki bence işte Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları'na pahalı demek mümkün değil o açıdan tutmayı sürdürüyoruz. Ford Otosan birkaç ayın önce de bahsetmiştim. Bu euro dolar etki, euro dolar paritesindeki düşüşün bir negatif etkisi var. Ama bir noktada euro da değer kazanmaya başlarsa Ford için görünüm daha pozitif olabilir. İhracatçı bir şirket zaten. %80 oranında bir ihracat oranı var satışların içerisinde. Yani iç piyasadaki daralmaya karşı önemli bir avantajı söz konusu. Yine 2025'e kadar kapasite artışı da söz konusu olacak. Elektrikli batarya yatırımı zaten devam eden bir hikaye. O açıdan Ford Otosan'ın da hala adil değerinin altında olduğunu düşünüyorum. 1100 TL hedef fiyatımız var ama üçüncü çeyrek bilançosu sonrası revize edebiliriz. Enerji ise evvel bahsettiğim üçüncü çeyrekte iyi sonuçlar bekliyoruz. Bunun yanı sıra çarpanları hala düşük. Yani bu şu anki mevcut e, FK ve firma değeri fabek oranını hak etmiyor. Bir defa enflasyona korunaklı bir iş modeli var. Çok istikrarlı bir iş modeli var enerjisi. Zaten sektöründe lider şu anda. O açıdan zaten birkaç haftadır endeksi de yenmeye başladı ki biz. Mesela model portföy aldığımızdan beri de endeksin %17 üzerinde getiri sağladık e, relatif olarak. Bundan sonra da endeksi yenmeyi sürdürebilir çünkü defansif bir yapısı var enflasyona korunaklı olduğu için iş modeli e, ve çarpanları da iskontolu. Şu an işte 4 civarı FK'yı hak etmiyor enerjisi o açıdan e, biz de tutmayı sürdürüyoruz. BİM ve ŞOK'tan zaten bahsettim gıda perakende. Tav'dan da bahsettim. Mavi. Ki biz Mavi'yi 15 Haziran'da alt tavsiyesiyle model portföyü eklemiştik. Daha sonra bir fiyat güncellemesi yaptık. 173 liraya çektik hedef fiyatı ki o raporu yayınladığımızda yine ekonomi ekranında da özetlemiştim Mavi'nin hikayesini ve beklentilerimizi. Burada bir revizyona gitmiyoruz. Defansif kalma anlamında yine en güçlü sektörlerden ve en güçlü hisselerden biri Mavi. Hatta 1-2 haftadır. Burada görülen satışlar da bir fırsat olabilir bence. Üçüncü çeyrek bilançosuna bakacağız. E, bu bilanço sonrası bir revizyon belki yapabiliriz ama şu anki görünümde 2024 içinde yani artık gelecek yıla bakmamız lazım. 2024 içinde Mavi'nin hikayesi devam ediyor ve defansif olunması gereken bir dönemde portföylerde yer verilebileceğini düşünüyorum Mavi hisse senedinin de diye özetlemiş olayım. Bugünlük benim de aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki yayında görüşene kadar hoşçakalın.